arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizi battaniye yapımında kullanabiliriz bebek örgülerinde yetişkin örgülerinde yelek ceket hırkalarda yani dilediğimiz her türlü örgülerde kullanabiliriz modelimiz trabzanlardan ve bir tane zincirden oluşmakta ön yüzü şu şekilde bakınız iki sırada bir model kendisini tamamlamakta örmesi son derece kolay bir çalışma üç boyutlu bir model şöyle bakalım modelimizin arkasını çevirdiğimizde yine şu şekilde bir görünüm görmekteyiz hangi taraf hoşunuza giderse o tarafı kullanabilirsiniz her iki yönlü de kullanmaya uygun bir çalışma Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım kolay gelsin Modelimizi kurmak için yeteri kadar zincirimi çektim ve hemen çalışmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın başını doluyorum. 5. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bu yuvanın içerisine yeniden batarak ikinci bir trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekip tekrar iki tane daha trabzanımızı örelim. 1, 2, ve 2. Tığımın başını doluyorum. Şöyle bir yuvanın içerisine iki trabzan, bir zincir, iki trabzanımızı ördükten sonra zincir çekmiyoruz. Sadece tığımızın başını doluyoruz ve aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 2 trabzanımı örüyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuva içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir defa doluyorum, iki defa da alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum ve aşağıdan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü zincirimin içerisine giriyorum. Bir trabzan aynı yuva içerisine ikinci trabzanımı örüp bir tane zincirimi çekiyorum ve yine 2 tane trabzanımı aynı yuva içerisine örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincir yuvasının içerisine aynı işlemimi tekrar ediyorum. 2 trabzan, 1 zincir yuvaya giriyorum. Yeniden 2 tane trabzanımı buraya örüyorum. Ve zincirimizin tamamını bu şekilde örerek bitiriyoruz. Zincirimizin sonuna kadar trabzanlarımızı örerek ilerledim. Tığımın başını doluyorum ve en sondaki zincirimin üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve birinci sıramızı her iki kenarda bakınız burada zincirle trabzanımızı yapmıştık. Diğer tarafta da trabzan olarak ördük. Bu şekilde tamamlıyoruz. Üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını doladıktan sonra birinci trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanımın ana gövdeden giriyorum 1 2 3 defa da örüyorum tığımın başını doluyorum tekrar zincirimin içerisine giriyorum 3 defa da örüyorum bu sıramızı 3 defa da örüyoruz araya bir tane zincirimi çekiyorum yine zincir içerisine girerek 1 2 3 defa da örüyorum tığımın başını doluyorum hemen yandaki trabzanımı ana gövdeden girerek 3 defa da örerek yukarıya çıkıyorum araya zincir çekmeden diğer trabzana da aynı işlemimizi yapıyoruz birinci trabzanımızı atlayıp ikinci trabzanımızı yandan ana gövdeden giriyorum bir defa doladığım tığımı bakınız 1 2 3 defa da örüyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez bir zincir içerisine girerek 1, 2, 3. Araya bir tane zincirimi örüyorum. 2 tane trabzanımı ördükten sonra birisini kabartıp birisini yuva içerisine örüyorum. Şimdi ise tam tersi yapıyoruz. Önce yuva içine bir tane sonra ilk trabzanı yandan örerek dışa doğru kabartıyoruz. 1, 2, 3. Yandan giriyorum. 1, 2, 3. Bakınız ikisinde de aynı işlemimizi yaptık. Araya zincir çekmeden hemen birinci trabzanımı atlayıp ikinci trabzanımı ana gövdeden girip 3 defada örüyorum. Tekrar zincir yuvası içerisine giriyorum. Bir zincir çekmiştim. 3 defa örüyorum. 3 defa da yukarı çıkıyorum. Bir tane zincirimi çekip yine zincir yuvasının içerisine trabzanımı örüyorum. Bir defa tığımın başını dolayıp Trabzanımı ilk trabzanımı ana gövdeden girerek yukarıya doğru 3 defa da örüyorum ve bu şekilde bütün trabzanlarımızı örerek sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar bütün trabzanlarımızı ördüm. Şimdi en son kenardaki bir tane trabzanımız vardı. Onun üzerine araya yine zincir çekmeden batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. 1, 2 3 zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bu sıramızda ise bakınız 2 tane trabzanımızdan sonra ortadaki ördüğümüz bir zincirin içerisine girerek ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu kez bir defa dolayıp iki defa da alıyoruz. İkinci trabzanımı ördüm. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuva içerisine 2 tane tırabzanımı örüyorum. 2 tırabzan, 1 zincir, 2 tırabzan. Tekrar tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1. Aynı yuvaya 2. 1 zincirimi çektikten sonra tekrar 1 ve 2 tırabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız 2 tırabzan, 1 zincir, 2 tırabzanımızın zincir olan kısmına girerek 2 tane tırabzanımızı bir zincirimizi ve yine iki trabzanımızı örüyoruz. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar iki trabzan bir zincir olarak ördüm. Örgümüzün arka yönü burası. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki bir trabzanımı üzerine batarak örüyorum. Tekrar bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum ve kabartmalı trabzanlarımızın olduğu bölümü örmeye başlıyoruz tamam başını doluyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanı ana gövdeden giriyorum ve üç defa da örüyorum bir iki üç zincir içerisine giriyorum bir iki üç araya bir zincirimi çektikten sonra yeniden bir iki üç ortaya bakınız direkt zincir içerisine örüyorum sonra yandan yine giriyorum trabzanımıza 3 defa da örüyorum araya zincir çekmeden yandan 1 2 3 zincir içerisine batıyorum bir zinciri çektikten sonra 1 2 3 1 2 3 ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz yeniden örelim bir tane daha birinci atlıyorum ikinci yuvaya giriyorum. Bir zincir tekrar yuva içerisine 3 defa da örüyorum ve yandan giriyorum. 1 2 3 Evet sıramızı biraz örerek büyütelim Evet modelimizi biraz büyütünce bakınız daha güzel ortaya çıktı. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.